Karantinayı evimde geçirdim. Kadıköy'de, İstanbul'da. Kedilerimle böyle tatlı bir hal içerisindeydim. Nasıl geçti, sıkıldın mı? Yo, aslında onun öncesinde yurt dışında olduğum için biraz evimi özlemiştim. Evde vakit geçirmek iyi geldi. Kedilerimi ve evimi özlediğim için güzel vakit geçirdim. Aslen nerelisin peki sen? Aslen Edirneliyim. Aynen. Ama çok böyle işte anneannemin anneleri falan Bulgaristan'dan göçmüş zamanında. Bir Bulgarlık, bir göçmenlik var. Ağladığın son film hangisiydi? Şu an aklıma gelmiyor, çok üzgünüm. Güzel bir şey oldu yani. Peki çekim yaptığın en müthiş yer neresiydi? Çekim yaptığım en müthiş yer Kapadokya. Kapadokya'da böyle balonlar havalanırken aynen öyle bir gün doğumunda bir çekim yapmıştık. Orası muhteşemdi. Onun en dışında... En zor çekim. Nice'de bir çekim yapmıştık. Kanda. Nice'de zor çekim. Ama hani zor. Kendin hakkında en çok övündüğün şey. Tamam, geçiyorum. Peki kendin hakkında en çok duyup da yok artık ben öyle biri değilim dediğin şey. Genelde şöyle deniyor. Dışarıdan çok soğuk bir insan olduğum söylenir. Ama hiç aslında öyle değilimdir. Hani sohbet etmeyi severim, insanlarla gülüp eğlenmeyi severim. Bu yok artık derim yani hani. Burçlara inanıyor musun? Burçlara inanıyorum, evet. Ne burcusun peki? Akrep burcuyum. Akrep inatçı olur derler. Bende bolca mevcut. Kendi saçını hiç kestin mi? Kendi saçımı yok, hiç kesmedim. Ama boyadım. Bir süper gücün olsa ne olurdu, ne isterdin? Böyle bir yerden bir yere çok hızlı gidebilmeyi isterim, ışınlanabilmek isterim. Hayatında yaptığını düşündüğün en cool şey? En cool şey? New York'a gitmek ve orada işimi yapmak. Peki kaç ülke gördün toplamda? Çok fazla gördüm. Bilmiyorum, herhalde 20 falan olabilir. Gitmek istediğin ilk yer? Şu sıra Hindistan'a gitmek istiyorum. Yoga ile ilgili bir uzmanlaşma programına katılmak istiyorum. Seyahatte, uçakta, koridor tarafı mı, pencere? Pencere. Peki ilk binenlerden misin, son binenlerden? Son binenlerdenim. En sevdiğin yemek? Mantı severim. Peki en sevmediğin yemen ne değil? Valla çocukken vardı ama şu an yok. Kahvaltı ediyor musun? Ediyorsan ne yiyorsun? Ediyorum, etmeyi çok seviyorum. Ne yiyorum? Peynir, işte domates, salatalık, yumurta. Yani normal Türk kahvaltısı. Simit yemeyi de severim. En sevdiğin içki? Bira. Tatlı? Profiterol. Hayvan olsan hangisi olurdun? Kurt olabilirdim. Kurtları çok seviyorum. Kişisel stilini nasıl tanımlarsın? Daha böyle rahat, sokak tarzı ve basic olarak tanımlayabilirim. Hiç vazgeçmem diyeceğin bir kozmetik ürünü var mı? Rimmel ve ruj. Sana verilmiş en iyi güzellik tavsiyesi. Vallahi bilmiyorum ya. Vermemiş de olabilirler canım ya. Bana kimse güzellik tavsiyesi vermedi. Bana güzellik tavsiyesi vermediler çünkü bence yeterince güzelim. En sık kullandığın emoji? Şu kahkaha atan surat. Buradan böyle çıkıyor ya. Yaptığın en cesurca şey? Yaptığım en cesurca şey? Yani ne yaptım? Bilmiyorum ya. Yaptım aslında birçok şey. Bilmiyorum, şu an cevap veremedim bu kadar hızlı. Peki ileride ne olarak hatırlanmak istersin? İleride yaşayan, insan olan bir doğa olarak hatırlanmak isterim. Bugünlerdeki en büyük saplantın nedir? Bateri çalmaya başladım. Bayağı da ilgimi çekiyor ve böyle kendimi de çok iyi hissediyorum. Bayağı ona böyle takılmış durumdayım. Bu konuda da böyle ilerlemeyi düşünüyorum. Hani böyle bir grup kuracak kadar belki. Seni en çok güldüren insan? Ali Elmacı. Peki dünyanın en güzel insanı? Annem. Peki Doğa, hangi televizyon dizisini seyretmediysen beni ayıplarsın? Yabancı, Türk. Fark etmez. Sopranos. İzlemedim. Bayağı iyi bir dizi. En sık giydiğin kıyafet hangisi? Genelde kot pantolon üstü, böyle bir tişört giyer çıkarım yani. Hani of, böyle ne giysem bugün deyip yine onları giyip çıkarım. Mavi kot, siyah bir şey, şunun gibi bir şey. Peki en fazla para verdiğin en pahalı kıyafet hangisi? Bilmiyorum. Sanırım yok. Peki dolabındaki en eski kıyafet hangisi? Babaannemin bir ceketi var. Kırmızı kadife bir ceket. O bayağı eski.
bugüne kadar aldığın en güzel hediye? Kız kardeşim benim için ağaç diktirmişti. Abla olmak nasıl bir şey? Abla olmak yani güzel bir duygu ama ben biraz fazla böyle ablalıktan senedense böyle biraz daha sorumluluk hani anne gibi davranıyorum. Bazen kız kardeşimi sıktığım durumlar oluyor ama hep onun yanında olmak, ona destek olmak, hani onu böyle büyüğü olarak görmek çok böyle tatlı bir duygu. Peki buradan sonra nereye gidiyorsun? Buradan sonra yoga dersine gidiyorum. Yoga dersleri veriyorum bir yandan. Özel bir öğrencim var. Özel ders verdiğim bir öğrencim var. Pardon. Ona ders vermeye gidiyorum. Bitti. Bu kadar. Teşekkür ederim.